sizin böyle bir işe kalkışacağını sanmam. Ancak her ihtimali düşünüp ona göre tedbir almamız icap eder. Bana derhal Ferhat Ağa'yı çağır. Derhal! Emredersiniz hünkârım. Mustafa aklını mı yitirdi? Payitahta yürümek de ne demek? Atmaca da mani olamadı belli ki. Nasıl bir oyunun içine çekmeye çalışıyorlar? Ya sandığın içine bir şey koydular. Ya da hünkârımızın mektubunu değiştirdiler. Aklıma başka bir şey gelmiyor. İstanbul'a gelmeden durdur Şehzade Mustafa'yı. Payitahta gelmeye kalkışmasın. Sancağına dönsün ve akıbeti hakkında vereceğim kararı beklesin. Yok eğer sözümü dinlemez gelmekte ısrar ederse o vakit zinhar geçit vermeyesin. Her ne pahasına olursa olsun. Emri ferman yüce padişahımızındır. Çekilebilirsin. Rüstem. Kapudana Derya Mehmet Paşa'ya malumat ver. Sahillere ve donanma askerine hakim olsun. Bana haberi getiren Mehmet Paşa'ydı hünkârım. İcap eden talimatları verdim. Tedbiri alacaktır. Aynen. Lakin donanmaya ne kadar hakim olur bilinmez. İlaveten rahmetli Hızır Hayrettin Paşa'nın reisleri onun varlığından rahatsız. Emri ben veriyorum Rüstem. O kadırgalardan bir tanesi dahi yelken açarsa herkesin kellesini alırım. Herkesin! Mustafa ile alakalı gelecek her havadisi derhal bana bildireceksin. Çekilebilirsin. Emredersiniz hünkârım. Şehzadem, bir misafirimiz var. Yavuz. Git bak bakalım kimmiş. Bekle. Yeniçeriler. Paşam. Konuştu mu? Tahmin ettiğim gibi paşam. Hayli direniyor. Fakat başka çaresi yok. Er ya da geç konuşacak. Buna gerek kalmayabilir. Zira atmaca her kime hizmet ediyorsa varlık sebebi ortadan kalkacak.
Şehzade Mustafa tam istediğimiz gibi bir isyan başlattı. Ferhat Ağa yolunu kesecek. Ona itimat edebilir miyiz paşam? Sokollu'nun tavsiye ettiği isimlerden biriydi. Hünkârımız olan sadakatinden şüphem yok. Şehzadem, müsaade edin sizden evvel ben konuşayım, siz geri dönün. Kaderimiz neyse o. Şehzade Mustafa Hazretleri. Ferhat Ağa. Demek hünkârımız seni gönderdi. Hünkârımız, İstanbul'a girmenize müsaade etmiyorlar şehzadem. Sancağınıza dönmenizi ve akıbetiniz hakkında verecekleri kararı beklemenizi buyurdular. Aksi halde? Tek bir adım dahi atarsanız isyan sayılacak. Ve hünkârımızın fermanı şerifiyle İdam edileceksiniz. Hiç kimse beni yolumdan alıkoyamaz Ferhat Ağa. Savaşa tutuşmak mı istersin? Âlâ. Ben ve yiğitlerim hazırız. Şehzade Mustafa Hazretleri, cümle Osmanlı mülkünde tek bir yeniçeri yoktur ki size kılıç çeksin. Canımız uğrunuzda, başımız yolunuzda feda olsun. Turgut Reis emriniz üzere Akdeniz'e yelken açmıştı hünkârım. Salih Reis de Cezayir'de. Derhal bir kadırga çıkart, civarı tetkik etsinler. Ne malum dönmedikleri. Kimin haddine hünkârım? Evladım dahi askerlerini alıp payitahta yürürken onlar neden dursun paşa? Mustafa'nın elbet vardır güvende bir şey. Paşa Hazretleri, hünkârımıza geldiğinizde... Yapma, çekil. Paşam, paşam. Paşa Hazretleri. Sen ne yaparsın Rüstem? Hünkârım bağışlayın. Lakin işler çığırından çıktı. Şehzade Mustafa payitahta yaklaşmış. Nasıl yaklaşır? Ferhat Ağa, Şehzade Mustafa'nın yanında saf tutmuş. Şehzade askeri de peşine katarak saraya geliyor. Söylediğin yalanlar, kırdığın kalpler, kıskançlıklar, haksızlıklar, hainlikler, kötü niyetler dikilir karşına.